NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor yarın ve çarşamba günü Brüksel'de. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken de orada. Stoltenberg basın toplantısı yaptı. Hamas ve İsrail arasında rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasını orası da memnuniyetle karşılıyor, bu mesajları verdi. Çatışmaların tırmanmasından endişe ettiklerini de belirtti. Genel Sekreter İran'a da bölgedeki Amerika kuvvetlerine ve bölgedeki ticari gemilere saldıranları dizginlemeleri çağrısında bulundu. Paris'ten Arzu Çakır'a dönelim şimdi. Arzu, Dışişleri Bakanları'nın gündemi yoğun, toplantının gündemine ilişkin genel bilgiler, Genel Sekreter'in basın toplantısına verdiği mesajlar neler? İki gün uzatılan ateşkese nasıl tepkiler var? Söz sende. Evet, bu toplantı önemli, zira uzun süredir NATO müttefikleri bir araya gelmemişti. Özellikle Orta Doğu geriliminden sonra, dolayısıyla burada konuşulacaklar önemli. Genel Sekreter Jens Stoltenberg her zaman olduğu gibi bu toplantı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi Brüksel'de ve öncelikle tabii bu ateşkes konusuna değindi. Bugün son gün olması itibariyle bütün ağızlarda daha fazla sürsün ateşkes, insani ateşkes çağrıları vardı. Stoltenberg de bu çağrıda bulundu. Özellikle insani yardımın Gazze halkına daha çok ulaşabilmesi ve daha çok rehinenin serbest bırakılabilmesi için uzatılmasını talep etti. Aritmetik hesap ortada. Her gün 10 rehinenin bırakılması bu işin aslında daha da çok, 2 günden de fazla uzatılması anlamına geliyor. Ama her aşamada adım adım ilerlemeyi tercih ediyor hem Hamas yetkilileri hem İsrail tarafı. Dolayısıyla NATO'da bu konuda baskı yapmaya devam edecek taraflar. İkincisi, İran uyarısı var. Bölgede ciddi anlamda çatışmaların yayılması endişesi olduğunu söyledi NATO yönetiminde Stoltenberg. İran'ın özellikle ticari gemiler ve Amerika'nın İran ve Irak ve Suriye'deki üstlerine dronlarla saldırılması ya da roketlerle saldırılmasına bir son verilmesi gerektiğini, bunun sorumlularının dizginlenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bölgede geniş çaplı bir savaşın hiç kimsenin işine gelmeyeceği çağrısı yaptı. İran'da böyle bir uyarı vardı. NATO'nun ise bölgede özellikle Irak'taki üst başta olmak üzere pek çok müttefik aracılığıyla bölgede varlığının olduğunu ve burada tabii ki istikrarı ciddi anlamda, bu işin diğer bölgelerde yayılmaması konusunu ciddi anlamda izlediklerini dile getirdi. Ürdün Kralı Abdullah'la görüştü. Abdullah Brüksel'e geldi ve Ürdün'le çok yakın temastayız dedi Stoltenberg. İlk müttefiklerinin Ürdün olduğunu işaret ederek. İkinci konu Ukrayna. Ukrayna konusunu ciddi anlamda tartışacak Dışişleri Bakanları. Ukrayna ilerleyemiyor. Ön cephelerde beklenen ilerlemeyi sağlayamıyor. Hatta General Zaluzny ile genel başkan, Cumhurbaşkanı Zelenski arasında çok ciddi anlamda tartışmalar var. Zaluzny bu işin artık tıkandığını, ilerleyemediğini, bir çıkmaza girildiğini dile getiriyor defalarca. Dolayısıyla bu konuda ne düşündüğü soruldu Stoltenberg'e. Bu toplantıda tartışacaklarını söyledi. Ukrayna'nın ön cephede olmasa da geride çok önemli başarılar elde ettiğini, bugüne kadar çok ciddi anlamda ilerlediğini söyledi. Düşünün, işin başında bir iki gün sonra bu iş biter diye düşünülüyordu. Aylardır direniyor Ukrayna dedi ve biz Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Eğer bir topyekün savaş istenmiyorsa NATO Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek dedi. Çok kısa, Türkiye konusunda da hep bu soru gündeme geliyor. Türkiye'nin İsveç konusuna destek verip vermeyeceği, ama bu sefer mecliste tasarı komisyonda görüşüldü biliyorsunuz. Fakat bir soru geldi. İsveçli yetkililerin, aşırı sağ partinin camiler yıkılmalı, mevcut camiler yıkılmalı, yeni camilerin yapılması da iptal edilmeli projeler şeklindeki açıklamalardan sonra bu işin bir çıkmaza girip girmeyeceği soruldu. Jens Stoltenberg çok netti. Bu konu dedi, ben şahsen buna karşıyım, din ve ifade özgürlüğünü savunuyorum. Ve bu NATO'nun da değeridir aynı zamanda, bu tür açıklamalara karşıyız biz. Fakat bu zaten İsveç ile Türkiye arasındaki hem İspanya'da Madrid hem de Vilnius'taki zirvelerde konuşulan konu değil. İsveç kendisinden Türkiye'nin istediklerini yerine getirdi. Ardından da zaten şu anda Türkiye bu işi meclise gönderdi. Dolayısıyla bu başka türlü, başka alanda işleyen bir mekanizma. Türkiye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşüyor. Erdoğan da sevk etti. Dolayısıyla bu işin artık en kısa zamanda hem Macaristan hem Türkiye tarafından kabul edilmesinin zamanı dedi. Yarın Dışişleri Bakanı katılacak. Bu konuda gündeme gelecek. Blinken da orada, Antony Blinken da katılıyor toplantıya. Tabii biz iki gün boyunca bu görüşmeleri izleyeceğiz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Mehmet.